Herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Ben başlarken kendisine sözü vermeden önce her zaman yaptığım gibi bu konuğu ne, nereden tanıyorum ve aklımda onunla ilgili nasıl bir algı var diye düşündüğümde elbette Ahmet Nesin'i Aziz Nesin'den ayıramıyoruz. Nesin ailesini Türkiye'nin tarihine damga vurmuş e, isimlerden birisi Aziz Nesin. Fakat benim büyüdüğüm sağ mahallede Aziz Nesin algısı Negatifti. Doğruya doğru. Belki hala öyledir. Yani ben e, oradan çıktım, geliştim, değiştim. Batı dünyasında yaşıyorum. Kendimi liberal demokrat bir insan olarak tanımlıyorum. Ama biz büyürken bizim eve Türkiye Gazetesi ve Türkiye Çocuk Dergisi girerdi. Yani şimdi de hala o zamanlarda da İhlas Grubu'na aitti sanırım. Ve ben Aziz Nesin ismini açıkçası ilk oradan hatırlıyorum. Nesin Vakfı'nı da ilk oradan hatırlıyorum. Şimdi Nesin Vakfı yine gündemde. Oraya da gireriz belki çocuk kafamdaki gazeteleri de yani satır satır okurdum. O zaman internet yoktu malum. Ve oradaki algı şeydi. Eyvah! Aziz Nesin çocukları dinsiz yapmaya çalışan birisi ve vakfı da böyle bir vakıf. Sonra zaten biliyorsunuz 1993 e, Sivas'taki katliam. Orada Aziz Nesin'in rolü yine sağ medyada farklı bir şekilde yansıtıldı. Onlarca insan yakılmış olmasına rağmen aslında sağ mahallede bu konuda bir empati hala eksik bence. Dolayısıyla e, Aziz Nesin algısı bizim mahallede öyleydi. Yani bizim derken çok genelleştirerek söylüyorum sağ diye. Benim bu girişim üzerine yorumunu merak ediyorum. Düşüncesi nedir sağ mahalledeki Nesin algısı üzerine? Merhaba. Şimdi sağ mahalle dediğimiz zaman Türkiye'de neyi kastettiğimizi esasında tam olarak biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bu ciddi bir şüphe götürür. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber ortaya çıkan nüfus bütünlüğüne baktığımızda zaten Türkiye'de hemen hemen sol mahalle yok denilecek kadar az. Yani işte işçi sınıfının oluşmadığı, sosyal demokrasinin hiç yaşanmadığı padişahlıkla, halifelikle büyümüş bir nesil. Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber ortaya çıkıyor. O ortaya çıkan nüfusta şöyle bir sonuç var, kadınların %98'i, erkeklerin %92'si okuma yazma bilmiyor. Böyle bir topluma baktığınızda esasında hepsiz bir sağ mahalle. Bugünkü nüfusa baktığınızda Türkiye'de kim sağ mahalle, kim sol mahalle bunu ayırmak gerekiyor. Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber oluşan işte Mustafa Kemal ve çevresi bugüne kadar hep sol mahalle olarak tanıtılsa da esasında bir sol mahalle değil orası. Orası ciddi bir şekilde bir sağ mahalle. i̇şte kendi burjuvasisini yaratmaya çalışıyor, kendi kapitalizmini oluşturmaya çalışıyor falan filan. Sonuçta bir sağ mahalle sağ mahalleyi Türkiye'de sadece din üzerinden algılayan bir e, mantık var sağ Mahalle sırf din üzerinden oluşan bir mantık değil esasında. sağ mantık sağ mahalle Sonuçta kapitalizmi savunan bir mantık O yüzden Türkiye'de hala sol mahalle e, kimler içinde e, bulunuyor kimler var ve nüf, e, nüfusa oranı ne kadar bu ciddi bir tartışma ve böyle bir anket hiç yapılmadı. Yapılsa da doğru düzgün bir sonuç çıkar mı onu bilemiyorum. O yüzden bugüne kadar hep CHP solda gibi gözükse de CHP esasında bir sağ mahallenin daha liberal, daha demokrat olan bir kısmı diyebiliriz ki bunu geçmiş için değil bugün gelmekte olan CHP için söyleyebiliriz. O yüzden sağ mahalleyi de esasında Türkiye'de ikiye ayırmak gerekiyor. İşte bir dinci grup, bir de liberal grup. Türkiye'nin şöyle bir hem şansı hem şanssızlığı var. İşte Türkler Müslüman olmuş ya da yaptırılmış işte silah zoruyla yaptırıldığı söylenir. Bu çok çok önemli değil ama Türkler birincisi Türkçe Kur'an-ı Kerim okumadıkları için tam olarak esasında inandırıldıkları şeyin ne olduğunu bilememişler. Öğrenememişler, kitabı yok çünkü yani. Kur'an-ı Kerim Mustafa Kemal'e kadar okunmadan gelmiş bir koskocaman işte ölümlerle beraber milyonlarca Müslüman var. Müslüman mı? Hayır değil çünkü okumamış, bilmiyor ne olduğunu. Kulaktan duymayla öğrendiği bir Müslümanlık var. Böyle bir inanış sağlıklı bir büyümeye neden olmamış. E, o yüzden e, dindar grup ikiye ayrılmış bir dinci, şeriatçı bir mantık Osmanlı'dan gelmeyle bir de e, Türklerin ve, ve Kürtlerin e, işte Şaman dininden, Alevilerle beraber Şaman dininden ve Zerdüş dininden geldiği için ne yaparsan yap tam istenilen e, kitabına uygun Müslümanı da olmamış bir toplum. Farkına varmadan deist olan e, nüfusun ciddi bir ağırlığı olduğu bir ülke Türkiye. Bunu biraz açar mısınız? E, Türkiye toplumuna bir geçmişi bir düşünün ya, tabii sizin oturduğunuz mahalleyi bilmiyorum ama genellikle beş vakit namazında olmayan, cumaya e, çok az bir kesimin gittiği, işte akşam rakısını içen, oruç zamanında, Ramazan zamanında oruç tutmayan ama rakıya ara veren, işte ya da içkisine, Hı -hı. eğlencesine ara veren, mahalle baskısını kısmen hissettiği için bayram namazına giden bir toplum Türkiye. Mahalleden, çevrenizden baktığınızda Türkiye'nin ciddi bir çoğunluğu böyle bir toplum. Toplumdu desek olur mu? Çünkü ben hatırlıyorum 90'larda benim ortaokul ve liseye gittiğim yıllarda benim ailem Demokrat Parti, Menderes, Süleyman Demirel, Özel falan öyle bir sağ dediğiniz gibi siyasal İslam'la alakası olmayan normal bir ortalama Türk ailesiydi ama 90'lı yıllardan itibaren ...dindarlık algılarında da değişiklik oldu... ...daha dindar... ...genel olarak Türkiye'deki hani sağ... ...dindarlıkla kendisini tanımlayan sağ... ...sanki 90'lardan itibaren... ...bu söylediğiniz melez... ...yani hem e, dindar... ...dine saygılı ama... ...kendi hayatında bunu uygulamayan insanlar... ...biraz daha sanki siyasal İslam'ın... ...etkisiyle daha dindarlaşmaya... ...başladı gibi gözlemledim ben... ...katılır mısınız bilmem. Bir, bir grup insanın daha dindarlaşması için... E bunun kitap olarak, ciddi olarak okuyup anlayabilmesi ve e, öğrenebilmesi gerekiyor. Böyle bir şey oldu mu hayır olmadı. Bunların çoğu e, bir mahalle baskısı, bir kısmı da ticari bir e, sevgiyle diyeyim artık. Yani o kelimeyi nasıl kullanmak gerekir bilemiyorum. Öyle daha Müslümanmış gibi gözüktü. Eğer bu dediğim de doğru olsaydı, Siyasal İslam bu kadar ciddi bir hezimete uğramazdı. Türkiye'de siyasi İslam uzun yıllar bir daha gelmemek üzere esasında hezimete uğradı. Bunu da Erdoğan başardı. O kesin, ona ee, katılıyorum. Ama ilk yıllarına dönersek, Erdoğan'ın ortaya çıkışı 1994. İlk yıllarına dönersek, e, kandırıkçıların sayısı ciddi bir şekilde arttığı için... E, Müslümanlaşma çoğaldı gibi gözüktü. Halbuki tam tersi oldu. Deist insanlar deist olduklarını daha rahat açıklamaya başladılar. Daha belirgin olmaya başladılar ve Müslüman olduğunu söyleyen grup bundan rahatsız olmaya başladı. Bu neden oldu? Bu bunda bir pay sadece Erdoğan mantığı değil, bundaki paylardan bir tanesi İmam Hatip'lerin çoğalması oldu. Şimdi imam hatipleri çoğaltmanız e, ciddi bir hata, bir sürü nedeni var. E, bunlardan en önemlisi imam hatipler sonuçta bir e, teknik okuldur. Mustafa Kemal zamanında kurulan, e, ülkenin e, imam ve vaiz ihtiyacına göre sınırlı tutulan bir okul. E, yıllık ihtiyaç ne kadar? Benim e, bu çoğalmadan önceki son... E, araştırmalara baktığımda 7000'den 8000 arası yıllık camiye işte imam ve vaiz gerekiyordu. Öncelikle bu birden çoğaltıldı. Şimdi imam hatiplerin o dönemki müfredatına baktığınızda oradan mezun erkek çocuklarının e, diyelim ki benle yaşıt işte Erdoğan'dan aramızda 3 yaş var. Aynı dönemde, aynı sistemde okumuş insanlarız. Diyelim ki aynı dönemde mezun olduk liseden. Benim üniversiteye girme şansımdan onun şansı aynı değil bir. İkincisi o benim gibi üniversiteye girme şansına sahip değil iki. Neden? Bunu ayrımcılık olarak yansıttılar. Oysa bu bir ayrımcılık değildi. Recep Tayyip Erdoğan okuduğu İmam Hatip Lisesi'nde benim okuduğum dersleri okumuyordu. Onun okuduğu İslam tarihi, fıkıh, işte e, İslam Müslüman savaşları, Hristiyanlarla falan filan bunlar üzerinden. Ders. Onu ekstra okuyor. Normal bildiğim kadarıyla imam hatip. Hayır, mi? hayır, Ağzımdan. hayır, 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 lütfen. Sonradan hayır. değişti. Ha, sonradan. Eskiden belki öyleydi o, o zaman. Tamam. Benim dönemdeki e, 13 ders olduğu gibi İslamiyet üzerine. Tamam. Baştan sona İslamiyet üzerine. Sadece haftada dört saat olmak üzere iki tane ekstra benim okuduğum derslerden alma hakkı vardı. Yani diyelim ki matematik ve fizik okuyacak haftada iki saat bunu e, alma hakkı vardı. Şimdi haftada iki saat matematik ve iki saat fizikten mühendislik sınavı kazanamazsınız. Ya da ne bileyim ben e, biyoloji ve kimya okuyarak haftada iki saatten kimyager olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten bu okul dediğim gibi teknik okul yani matbaa lisesi neyse imam hatip de oydu. Matbaa lisesini bitiren nasıl tıp fakültesine sınavına girip de kazanamayacaksa bu da böyle bir şeydi. Ha, i̇mam hatiplere ekstra bir şey konuldu. İmam hatip liselerinden mezun olanlar eğer üniversiteye gitmek istiyorsa ee, o dönemde ortaokulu ve liseyi bitirmek için istediği isterseniz bütün dersleriniz 10 olsun. Sene sonu karneniz 10 olsun. Sene sonu bitirme sınavlarına giriyor. O bitirme sınavlarına girmesi için İmam Hatip mezunları üniversiteye gitmek istiyorsa bir sene düz liseye gidiyorlar. Çoğu insanın bilmediği bir şey vardır. İmam Hatip mezunu zannederler Erdoğan'ı. Eyüp Lisesi mezundur. Oradan üniversiteye girmiştir. Bitir bitirmediği ayrı bir tartışma. Onu tartışmak istemiyorum. İkinci bir hata bu liseler çoğaltılırken bir fizibilite yapılmadan bunlar uygulanıyor. Nedir o fizibilite? Fizibilite her zaman e, matematiksel bir şey olmak zorunda değildir. Yani 10 yıllık plandır, 20 yıllık plandır. Diyelim ki 500 tane imam hatip liseniz var. Bunu bine çıkartmak istiyorsunuz. Böyle bir projeniz var. Ekstra 500 okul için kadronuz var mı yok mu? Hayır yok. Siz tarihsel olarak bu kısmını biliyorsunuz imam hatiplerim. Ben kendi şahit olduğum ve çevremde de 90'lı yıllarda en azından insanların çocuklarını imam hatipe gönderme düşüncesi çocuklara elbette imam ya da vaiz olsun diye değildi. Zaten kızlar da gidiyordu. Düşünce i̇şte, şu diyor. Ikinci, ikinci nokta o zaten. ikinci büyük hata ve kimsenin itiraz etmediği hata burada başlıyor. Hiçbir demokrat işte o başından beri söylediğim Türkiye'nin ne kadarı solcu, ne kadarı sağcı mantığı orada başlıyor. Layık olduğunu iddia eden kesim kızlar bu okula niye gidiyor diye tartışmadı. Bu kadınların özgürlüğü olarak algılandı. Çünkü bir, öbür türlü başka hiçbir şekilde çocuklarını okutmayacak bağnaz, yobaz insanlar imovatif olunca en azından çocuklarını okula göndermeye başlamış olabilir. Ne, 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 ne okuttuk gene aynı dersleri. Ben bu kısmı bilmiyordum mesela. Benim bildiğim imovatifler evet. normal lise dersleri 90'lı yıllar en azından bildiğim kadarıyla normal lise dersleri üstüne bir de bu ekstra din dersleri ve insanlar hayır, da anneler hayır, babalar hayır. da çocuklarımız Dindar olsunlar yani hem dinlerini bilsinler hem de böyle olsunlar isteyen anne babaların çocuklarını gönderdiği okullar diye. Arapçadan tut da 13 tane din dersini okuyarak büyüyorlardı. Bu e, Erdoğan'ın iktidarının ikinci yarısından sonra müfredat biraz değiştirildi. Çünkü e, ben çok ciddi bir şekilde bunu her gün yazar noktasına geldim. Buraya Türkiye'nin dindarlaşmasından geldik ama. İmam meselesini daha da fazla uzatmak istemiyorum. Yalnız şöyle bir... İki, ikinci şey kızları söyleyeyim orada bitireceğim. Evet. Ama bu işte Türkiye'nin sağcı, sol, solcu zannedilen kesimin çok fazla bunu tartışmaması. Sağcılık, solculukta bu var. O yüzden çok önemli bir bölüm burası. Kızlar alınırken kimse şunu söylemedi. Ya dinimize göre kızlar imam ve vaiz olamazlar. Burası da teknik bir okul. Buradan mezun olunca ne olacak bu kızlar? Niye alınıyor, alınıyorlar? Çok basit. İslam mantığına göre çoğu kadının çalışması gerçekten günah sayıldığı için kızlar liseye giderse gözleri açılır, üniversite derler ama buraya gönderirsek daha kolay evlendirir, evet karız ve çocuk yaparlar, başka da bir şey yapmazlar mantığından yapıldı ve bunu kimse tartışmadı. 50 yerine 150 lise da Bunları bilmeyen öğretmenlerini de götürünce o okullara çocuklar da der ki ya annemin, babamın, dedemin anlattığı din mi bu mu? Tamam benim Allah korkum var ama onların dediği din buysa bir kenarda dursun dendi. İş buraya geldi. Şimdi yani muallimler bunu... ters tepki mi yaptı? Tabii canım ters tepki yaptı çünkü bilimsel anlatmadığım müddetçe ve e, İmam Hatip'te din üzerinden sadece suniliği anlattığın sürece o din dersi falan filan din dersinde de aynı mantık. İmam Hatip'lerin devlet tarafından bu kadar neredeyse zorunlu hale getirilmesi ve devlet eliyle din eğitimi verilmesine bile karşıyım ben. Yani gözüm açıldıktan sonra bunlara özellikle vergileri herkes verirken neden din eğitimi belli bir kişinin belli bir kitlenin görüş veriliyor. Buna karşıyım elbette. Ama bir yandan da düşündüğümüzde 28 Şubat süreçleri vesaire siz sol kesim ya da kendisine çağdaş seküler diyen kesim çok fazla itiraz etmedi. Ben de tam tersi bir algı hatırlıyorum. Yani imam hatiplere dair böyle neredeyse takıntılı bir karşı olma hali ve ona duyulan tepki üzerine insanlar ya bizim çocuklarımızı imam göndermemize bile karşılar. Bakın ayrımcılık yapıyorlar diyerek aslında siyasal İslam'ın yolunu insanların biraz daha bu konuda görüşlerinin katılaşmasına sebep olmadı mı sizce bu yaklaşım? Yani bırakın isteyen gitsin. İmam tipler Türkiye'de çok fazla tartışılmadı. Ecevit çok ciddi sayıda imam fazla fazlalaştırılmış bir kişidir. En azlarından bir tane sanıyorum Süleyman Demirel. Ama tartışılması gerekiyor. Bırakın gitsinlerle çözülecek bir şey değil. Aynı şey üniversite. Erdoğan üniversiteleri çoğaltınca bunu ciddi bir aydın hareketi falan filan zannetti. Hatta Merkel'le bir konuşması var. Sizin kaç <laughs> üniversite öğrenciniz var diye işte. <laughs> Merkel bir rakam söylüyor. Ha bizim üç misli falan gibi böyle dalga geçer gibi bir cevap veriyor. Tamam var. E, ne iş Benim yıllık o kadar hakime, avukata, savcı ihtiyacım var mı? Yok. Ne yapacak o mezun? Hani zaten o okulların e, yüksek liseden bir farkı yok. Yani espri konusu olmuştu. Metrobüs durakları gibi metrobüs duraklarının adlarıyla eşleşen üniversiteler var Türkiye'de. Üniversitede bin şahit ister yani hepsi de. Aynı mantığa oradan geliyoruz. Senin bu kadar profesörün var mı? Bu kadar doçentin var mı? Bu kadar asistanın var mı? Ha, ne oldu şimdi? Sayısı çok ciddi yüksek. Çok iyi hocalar olmadığı için artık kalmadığı için onların yetişmediği için çok iyi mezunlar değil. Televizyonlara çıkanları görüyoruz. <laughs> O kadar hatalı konuşuyorlar ki, aa, diyorum ya ben bunu gazete, televizyona kapıcı yapmam. Onun için bu bu mantık Türkiye'de fazla tartışılmadı. Neden tartışılmadı? Benim işte bir dine saygıydı. Bir işte aman yanlış anlaşılmasın. Biz ona karşı değiliz ama şuna karşıyız lan. Sıkıştı kaldı ve e, okuyanları çok iyi. Yani okuyanları kendisini yetiştirenleri çok iyi. Ama büyük bir çoğunluğu felaket bir nesil, üç nesil arka arkaya oldu. İmam Hatip'in ilk kuruluşunda kızlar alındığındaki şey sadece Kur'an-ı Kerim'in okunduğu derslerde baş kapatılır diye bir madde vardır. Hepsi kapalı gönderildi o e, daha 18'ine gelmemiş ufacık çocuklar. Aileleri öyle tercih ettiği için belli bir yaştan sonra da Ama yönetmenlik var, aile. yönetmenliğe uymak zorundasın. Hayır uyulmadı. Niye? Aman efendim... Din üzerinde fazla tartışmayalım noktasında. Ben şimdi Amerika'da ilkokulda öğretmenlik yapıyorum ve yöresel, yerel kıyafetler olduğu için Bangladeşli kızlar başörtülü geliyor. Yani ben o yaşta işte çocuğumu kapatır mıyım? Kapatmam. O benim tercihim. Ama yapanlar da yapıyor ve kimse bir şey demiyor. Kıyamette kopmuyor. Yani aslında bu konuları hayır yönetmelik öyle e, ya da sen böyle yap şöyle yap demektense ailelere bırakmak daha mantıklı değil mi? eninde sonunda o çocuk zaten özgürlük ortamında büyüdüğü zaman eğitimi, kararlıyor. eğitimini toplumda senin eğitimini almış e, aileler çoğunluğu içerisinde yaşarsan dediğinde doğrusun ama eğitimsiz toplumda e, ailelere bırakalım dediğinde sonuçta e, kızlarını okutmayan, e, okutmak istemeyen oğullarını da işte e, çok fazla okutmak istemeyen bir toplum. Turgut Özal'ın söylediği e benim memurum benim i̇şini şey bilir. işini işini bilir mantığından para kazanmaya doğru yönlendirilen bir nesil var. Avrupa'ya çıktığında da çok fazla bir şey değişiklik görmüyorsun. Aradan sıyıran yırtan çocuklar var. Onun dışındakiler babasının ya dönercisinde ya bilmem necisinde Tam iyi para kazanıyor. savaş gençle bunu konuştuk. Yani neden Almanya'daki, Avrupa'daki Türkler bu konuda bir vizyon sahibi değil. Neden o ülkelerde yaşadıkları halde oranın değerlerine adapte olmuyor diye. Tabii bu bambaşka bir konu. İstanbul dışından gelenler İstanbul'a adapte oluyorlar mı? Hepsi kendi mahallesini oluşturuyor. Deminden beri konuştuğumuz gibi insanların doğduğu aileler kaderlerini ve ideolojilerini belirliyor. Siz de Aziz Nesin'in evinde büyüdünüz. Aziz Nesin'in evinde büyümek, onun oğlu olmak düşünce dünyanızı nasıl şekillendirdi? İnsanın doğduğu e, aile ve çevre e, yaşamında çok ciddi bir fonksiyon. Bunlardan sonra da ilk gelen ilkokul öğretmeni. İlkokul öğretmeni meselesi dünyada çok tartışılan bir konu. Bizde ilkokul birden 5'e kadar aynı öğretmendi. Şimdi dünyada tartışıldı ve bazı ülkelerde uygulandığı gibi ilkokul bir iki ayrı öğretmen daha çok pedagoji ve çocuk oyunları üzerine yoğunlaşmış öğretmenler. ilkokul 3-4-5'i başka öğretmenlerin daha çok bilgi ve gene de pedagojiyi bilen ama bilgi üzerine giden öğretmenler üzerine. Çünkü iki farklı sistemi aynı kişide bütünleştirmek istemiyor. Ki bana hep daha mantıklı geliyor. Parantez Amerika'da her anaokulu, birinci sınıf hep farklı. Amerika tartışılması zor bir ülke. Onun için Amerika tamam, konusunda tamam. bir şey diyemeyeceğim. Mutlaka yani o konuda bilimsel bir rapor okumadığım için bir şey diyemeyeceğim. Ama dünyada normal tartışılan oku 1-2 ile 3-4-5'i ayırmak gibi bir şey var. Şimdi bunlar sizi belirliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu Hristiyanlar'da artık tartışılan bir şey değil ama Müslümanlar'da ...çok söylenen bir şey... Ee, ...işte e, Müslüman doğmak... ...gibi bir şey var. Fırat Bütün dünyadaki insanlar... ...nerede olursa olsun... ...dinsiz ve dilsiz doğarlar. Hı hı. Çevrelerinden aldıklarıyla... ...bu ikisini öğrenirler ya da öğrenmezler. Nesin Vakfı'ndan dolayı da... ...çok tartışılan... ...bir şey bu işte... E, ...programdan önce... Senin de söylediğin gibi işte Aziz'in vakıfta dinsizler falan yetiştiriyor. Vakıftan önce biz bir gün bile evde din üzerine ne annemle ne babamla en ufak bir şey konuşmadık şimdiye Ki benim halam beş vakit namazında inançlı bir kadındı. Hiçbir zaman evde böyle bir tartışma olmadı. Bizim kendi çocuklarından bu konuyu tartışmayan bir insan vakıf çocuklarından hiç tartışmaz. Ondan sonra da ne Ali ne ben vakıf çocuklarından sadece din, din değil, siyasetle tartışmadık. Yani insanlar bir şeyler öğreniyorsa gene ailesinden dinledikleriyle, onların tavırlarıyla, gördükleriyle bir şeyler öğreniyor. En koyu Müslüman olan bir çocuğu, yani bir, bir genci doğduğunda küresinden alıp hangi ülkeye götürürseniz, götürün. O ülkedeki din neyse o çevredeki aile çevresinde öğrendiği neyse onu öğretir. O yüzden ben de e, her insan gibi ateist doğduğum için e, hiç inançlı olmadım. Bazı insanlar e, sonradan işte bir dönemini kuşkuyla kendi kafasındaki e, tartışmalarla geçiriyor ama ben bunu hiç yaşamadım. Sonuçta aile yapınız nasıl olsun Türkiye'nin atmosferinde büyüyorsunuz ve Ortalama Türk aile yapısı, toplumsal yapı yani işte muhafazakar, dine saygı duyan vesaire böyle bir atmosfer. Bu ama atmosfere işte, bakış sizin evinizde nasıldı? Yani bu insanlara bunların beyni yıkanmış bunlar e, yani işte... Dediğim nasıl gibi nasıldı? bunlar pek tartışılmazdı. Ee, gelen misafirlerle babamların kendi içlerinde Türkiye siyaseti falan filan tartışılırdı, sosyalizm tartışılırdı ama... Din üzerinden pek tartışma olmazdı. Din üzerinden tartışma olacak bu kadar sık olay da yaşanmazdı zaten. Peki sizin evinizde, babanızın sofrasında, ailesinde çocuk olarak mutlaka duyuyordunuz. En büyük temalar neydi? Hayatı boyunca Türkiye'de aslında baskı yormuş her dönemde e, siyasi baskılar. Neydi sizin çocukluğunuzdaki en büyük tema? Büyürken babanızdan duyduğunuz ya da ev, evde konuşulan. Yani sosyalizm diyorsunuz oturup gelip bunu mu konuşurlardı yani Türkiye'ye nasıl? Tabii sosyalizm. yani bu Türkiye'nin geleceği üzerine konuşurlardı ve bu ne olacağı konuşulurdu. Edebiyat konuşulurdu, bunlar konuşulurdu yani. Biz de Ali ile onları dinlerdik o kadar yani tema yoktu. Zaten çocukluğunuzdan beri hapsedilen, gözaltına alınan bir babayla beraber ya da babanın arkadaşlarıyla beraber yaşıyorsunuz. Onun için ben işte 57 doğumluyum. Çok partili dönemdeki yani Türkiye'nin bütün başbakanlarını yaşamış bir insan. Bütün darbelerini 60 darbesi dahil hepsini yaşamış bir insanım. Hepsinde bir babamın hapsedilmesi, babamın alınacak mı alınmayacak mı kaygısını ya da çevredeki tanıdıkların kaygısını hepsini yaşamış bir insanım. İlkokulda babam gözaltına alındığı için iki kere sınıftan çıkartılıp üç gün derse alınmayan bir öğrenciyim. Korkunç. Yani 8-9 yaşında, 10 yaşında arkadaşlarımı komünist yaparım diye hatta onların da benden konuşmasının yasaklandığı bir öğrenciyim. Ama şu anda hepsiyle görüşüyorum öğretmen haricinde. Ortaokulda aynı baskıyı görmüş, yaşamış bir insanım 12 Mart'tan beraber. O yüzden de 13 yaşında İngiltere'ye gitmek zorunda kalmış. Tek başıma yaşamaya 13 yaşında başlamış bir insanım. Yani hani Anadolu'dan, Doğu'dan, Güneydoğu'dan çocuk yaşta işçi olarak İstanbul'a gelirler ya. Ben İstanbul gibi bir yerden Düzgün yaşayabilmek, düzgün eğitim görebilmek için İngiltere'ye gidip tek başıma kalmak zorunda kalmış bir insan. 20 yaşıma kadar. Yani gençlik yıllarınız aslında Batı dünyasında şekillenmiş o anlamda. Zaten İstanbul Batı olarak alırsan Batı'da doğmuştum, Batı dünyasında şekillendi. Ama en ihtiyaç duyduğum dönemde annemden, babamdan, kardeşimden, abimden, yani ikisi de abim esasında, mali bir yaş büyük benden, ondan büyük, 10-14 on, on, on yaş büyük benden, öbür abimden, ablamdan uzak yaşayıp, ara sıra 15 gün tatil için gelip, onda da işte iki gün görüp tekrar yalnızlığa giden bir insandım. Evet, yani çok öyle zor, öyle çocuk olarak Elbette çok zor, çok travmatik. Ama bence Türkiye'de sizin verdiğiniz örnekle bugün Türkiye'de FETÖ tırnak içerisinde şeytanlaştırmasıyla çocuklar benzer şeyleri yaşıyorlar okullarda. Türkiye'nin bunca yıl içerisinde tek bir adım aşama kaydedememiş olması da ayrı bir acı tabii ki. Evet yaşıyorlar ama tabii bir şansları var. Aileleri yanında büyük bir oranda yani onu tek başına çocuklar siz gidin biz burada kalacağız diye yaşamıyorlar. Ama ben bunun... E o çocukların büyük bir çoğunluğunun toparlanacağına ve okuyacaklarına inanıyorum. Belki yanlış anlaşılabilir ama gene de söyleyeceğim. En azından eğitimi düzgün bir ülkede eğitim alacakları için hangi ülkeye gittilerse Türkiye'de hiçbir zaman öğrenemeyecekleri yabancı dili öğrenecekleri için ailelerine yapılan baskıdan dolayı esasında bir nevi kendileri şanslı sayabilirler bunu değerlendirmeliler. Yani kendilerini yapabilecekleri bir şey yok. Yani benim de yoktu. Yapabilecekleri bir şey yok. O zaman bunu iyiye doğru değerlendirmek zorunda o çocuklar. O çocuklar iyi birer birey olarak ortaya çıkıp siz istediğiniz kadar siyasi olarak bizi yok sayın biz birey olarak iyi insanlar olarak büyüyeceğiz diye inat etmeliler ve o çocuklara bu verilmeli. Geçenlerde okudum çocuk 15 yaşındayken bile işte harp okulundan atılıyor ama yaş küçük olduğu için tutuklanmıyor. Sonra işte tıp fakültesini kazanıyor ikinci sınıftayken ha artık yaşım büyüdü diye alınıyor o fotoğraf sanıyorum ömür boyu gözümün önünden gitmeyecek. Annesinin elini tutmuş mahkeme dışarısında beklerken. Çocuğun adını ben de hatırlayamıyorum ama. E, Önemli atma... çocuğun ha, adı. Değil değil tabii. E... Kayıtlara geçsin diye belki. Ha, çocuk orada esasında bir ders veriyor yani. Ben subay olacaktım. İzin vermedin. Beni o yaşta darbeci yaptın ama ben işte tıp fakültesini kazanıp orada ikinci sınıfa kadar gelecek kadar akıllı biriyim. Bugün beni hapse atsan çıktığımda gene başka bir doğru bir şey yapacak kadar akıllıyım diye bir ders veriyor esasında. Ama acı olan Türkiye'nin bu hep böyle makus talihi o kısır döngüsü hiç kırılmamış. Yani sizin ailenizin hayat hikayesine babanızın yaşadıklarınıza, size bize hep böyle miras bırakılan böyle bir korkunç bir e, siyasi kültür ve nesillere hep bir tırpanlama var. E, babanız mesela bu, bu, artık... bu, bu bunun yıkılması için o dönemde bize yapılanlara Bizim dışımızda kimse karşı çıkmadı. İşkenceyi ben çok yazdım. Çok üzülerek bebekleri çok yazdım. Çok tepki aldım. Bir sürü abuk sabuk tepkiler de aldım. Gerek subaylarla gerek Fethullah Gülen ekibinden insanlarla o sok halinde yaşayanlarla konuştuğumda hep şunu söyledim. Biz sizin bu yaşadıklarınızı 1950'lerde de yaşadık, 40'larda da yaşadık. Hiç ses çıkartmadınız. 60'larda yaşadık hiç ses çıkartmadınız. 70'lerde yaşadık hiç ses çıkartmadınız. 80'ler, 90'lar, 2000'lerde yaşadık hiç ses çıkartmadınız. 2015'te ilk defa sağ böyle bir şey yaşıyor. Komutanlar dedik ki 12 Mart'ın, 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün işkencecileri komutanlarınızdır. Yapmayın demediniz, istifa etmediniz, tepki göstermediniz. Şimdi diyorsunuz ki bana nasıl yapılır? Çünkü o sisteme karşı çıkmadınız. Bugün hala aynı şeyi söylüyorum. Bunu sol için de aynı şeyi söylüyorum. Benim derdim Erdoğan ya da AKP değil, benim derdim ona bütün bu oyunları yapmasına izin veren baştaki bir sistem. Ben ona karşı mücadele ediyorum. Yoksa Erdoğan yerine bir gelecek koalisyonun iktidarın çok ciddi bir şekilde demokrat falan bir sistem getireceğine inanmıyorum. Çünkü onların da geçmişini biliyorum. Yani 1990'ların İçişleri Bakanı karşımda bana evet. demokrasi getireceğim diyen... Ya da işte 7 Haziran seçimi sonrasının başbakanı karşımda bugün demokrasi getireceğim diyen insan. Ya da Ma Mehmet Ağar'ın ve Süleyman Soylu'nun parti başkanlığı yaptığı Demokrat Parti karşımda bana demokrasi getireceğim diye, Bana çok fazla inandırıcı gelmiyor. O yüzden... Onların başındaki o bir sistem var, o sistemle benim mücadelem ve Türkiye'de o sistemle hiç mücadele edilmediği için. Türkiye hep sağda kalıyor. Bir, bir kısım bir dönem adına sol dense bile o devlet mantığı hep insanları sağda bırakıyor. CHP şimdi bunu yavaş yavaş kırma çabası içerisinde. Nereye kadar kırar? bilemiyorum. Kılıçdaroğlu bir ciddi bir çalışma içerisinde ama bağlı olduğuna baktığınızda işte o beş diğer partiye baktığınızda Türkiye'nin geleceğini gene sağ belirleyecek ve ben ondan karşı karşıyayım. O yüzden çok fazla umudum yok. Benim tek umudum demokrasiye geçiş için bir adım atılacak döneme girebilir miyiz? Demokrasiye e, gireceğimiz falan yok, hiç böyle bir e, umudum yok. En azından tek adam rejiminin bitmesi için bir e, yol açılması umudu diyorsunuz. Tek tek adam hiç umurumda değil. Tek adam e, mantığı bir şey değil. Tek adam diye yukarıda bir devlet mekanizması var, beni o ilgilendiriyor. E, bu devletin fabrika ayarları böyle Ahmet Bey, yani baştan. Ya, ama bu... işte, o sistemi, o sistemi değiştir. Mustafa Kemal'den itibaren devam eden o sistemi değiştirmediniz müddetçe isterseniz parlamenter sistem olun, isterseniz başka bir sistem olun. O derin devlet kurumsallaşmış artık, devletleşmiş. Türkiye'de hükümet devleti yönetmiyor. Devlet hükümeti yönetiyor. Ve toplumu. O yüzden şey söylemeleri Erdoğan askeri avcunun içine aldı falan palavra. Asker Erdoğan'ı istediği şekilde yönetiyor. O yüzden Erdoğan iktidara geldiğinin bir dönemin NATO'cu sonra Avrasya'cı şimdi tekrar NATO'cu olmaya çalışıyor. Sizin gibi böyle sisteme itiraz eden insanlar haklı olarak ve devletin bu ceberrut geleneğine karşı çıkanlar ve buna dikkat çekenler Türkiye toplumunun geneline bakıldığında böyle marjinal işte öyle hain vatan haini falan o saçmalıkları geçiyorum da idealist fazla idealist gerçekçi olmayan yani Türk eğitim sisteminin tornasından geçmiş bir insanın sizin gibi düşünmesine neredeyse imkan yok. Bu sistem ama ben Türk tornasından işte geçtim. siz geçmediniz ama milyonlar geçiyor. Ne yapacağız? Bu, bu sorunu o zaman nasıl çözeceğiz? Valla işte bu dönemde de bu, bu kadar e, sağ içerisindeki kızışmada da bunun aydına, ay, ayırdığına varıp da tartışmıyorlarsa bir noktaya gelmiyorlarsa artık onların bileceği iş. Türkiye'de şu iki ayrımı yapmak zorundayız. Cumhuriyeti biz marifet zannettik. Cumhuriyeti demokrasi diye öğretildik. Cumhuriyet elden gidiyor diye kıyametleri koparttık. Selahattin Demirtaş'ın geçen gün yazdığı T24'e bir yazı var. Sonra da ben dahil aydınlara, yazarlara, gazetecilere ve akademisyenlere gönderdiğim bir mektup var bizim derdimiz Cumhuriyet'in elden gitmesi mi yoksa demokratik Cumhuriyet'in oluşturulması mı? Sovyetler Birliği'nde sosyalist insan tipi yaratılması amacıyla bir şeyler yapılsaydı Sovyetler Birliği yıkılmazdı. Sadece kitap üzerinde yazılı sosyalizm günümüz şartları uygulanmadan, değiştirilmeden uygulandığı için yıkıldı. Sosyalizm o değildi esasında. Ama bu şeye benzemiyor mu? Gerçek İslam bu değildi. Eğer İslam peygamber zamanındaki gibi uygulansa asr saadet olurdu. Ama işte hiç uygulanmadı. Bu mantık, hayır tam tam aynı hayır mantık, tam, değil mi? Hayır tam tersi. Gerçek e, İslamiyeti tartışmıyorum ama gerçek İslamiyet diye lanse edilen olay bu kadar yıl geçti. Günümüz şartlarında, günümüz teknolojisinde şöyle olmalıdır diye tartışılmadığı için hala İslamiyet kendi kendini sorguluyor. Günümüz şartlarında bunun nasıl olması gerektiği, çocuklara nasıl öğretilmesi gerektiğini ortaya koyabilmek lazım. Ben buna katılıyorum. Sen doğmuş çocuğuna ediyorum. istediğin kadar baban, deden gözü kapalı inanmış. Sen bir takım kuşkularla e, bağlı olduğunu düşün. Sen kendi çocuğuna aklı erdiğinde gökten koç indirildiğini anlatabilecek misin? İnanç meselesi bu. Bu inanç meselesi değil. Bu e, bilimle, o teknolojiyle bir çocuğu bununla ikna etmen mümkün olmayacak. O kesin. Yani zaten işte bu o mümkün, yüzden inanç devreye bu, giriyor ama sorun, sorun şuydu aslında. İşte günümüz şartlarına göre o birey insanı yaratamadıktan sonra Türkiye'de demokratik insanı yaratamadıktan sonra bunu işte fesi çıkar çapkayı koyulan olmayacağını anlamadıktan sonra okuma yazması olmayan insana latin harflerini getirip getirme devrimleri halk tabanıyla yapmadıktan sonra halk o devrimi istiyorum demedikten sonra onunla adı devrim falan olmuyor zaten halk da devrimi büyüklerimiz yapar mantığından gidiyor o yüzden hiç isyan etmiyor sosyalizmden geldik. Oradan şunu soracağım. Bir, sosyalizm tabii çok uzar buradan konu. Vaktimiz de azalıyor ama çok kısa. Sosyalizm sizin savunduğunuz e, demokrat insan prototipini üretebildi mi? Üretemedi diyorsunuz. Üretemedi. Zaman... Sovyetler Birliği bunu yapamadı. Ya da işte Moskova. O hangi sonra... hangi sosyalist sistem bunu yapabildi? Uygulanmaya çalışmıyor. Hiçbir tanesi yapamadı. Ama evet. e, dünyaya baktığımızda yani dünya tarihinde baktığımızda eee Milim gibi bir zaman dilimi bu. Bu gelişecek, insanlar olgunlaşacak ayrı bir nokta. Bunu ileride e, görecek insanoğlu. Bizim hayatımızda 60 yıl, 70 yıl çok uzun bir zaman zaten yaşayacağımız bilemedin 80. Onun için 60 yıl bizim hayatımızda çok önemli. Sovyetler Birliği'nin oluşması bilmem de falan ama dünyanın oluşumuna baktığın zaman 60 yıl zaman bile değil. O yüzden bunlar daha çok tartışılacak ve dünyadaki her şey, her felsefe, her dünya görüşü bir baz alınarak ama günümüz koşullarına göre yenilenmediği, konuşulmadığı, tartışılmadığı sürece hepsi ya batacak ya batmış gibi gözükecek, öyle kalacak. Buna e, İslamiyet de, Hristiyanlık da hepsi dahil. Yani sosyalizm de evet. dahil. Kapitalizm bir ekonomik sistem o zaten kendi kendini e, bitirmek için her şeyi yapıyor, bir sürü yol deniyor. Sosyalizm, kapitalizm, bunlara da girersek iyice ne Ama inşallah başka bir gün bunu ayırırız. Sosyalizm tartışması, Sovyetler Birliği tartışması yaparız. O da ilginç olacaktır eminim. Son olarak izleyicilerin sabrını taşımamak için merak ettiğim küçük bir soru var. E, belki çok önemli ama ben merak ediyorum. E, kardeşlerinizin ismi siz Ahmet, Ali, birisi Ateş, bir de Oya yanılmıyorsam. Şimdi babanız ve siz ateist, dinle hiçbir alakanız yok. İsimleriniz niye Ahmet ve Ali? Şimdi e, benim dedem e, padişahçı. Abdülaziz e, padişahçı. Ama babamla aralarında akıl almaz demokrat bir ilişki var. Hatta babamın e, işte e, esas adı Mehmet Nusret. Evet onu da not aldım. Ha. Hazinesin olarak dava açılınca doğal olarak e, dedeme gidiyor mahkeme ilamları. Dedem babama telefonu açıyor. Gene ne yaptın gel şu kağıdı al diye falan. Abimle ablam e, bizden bayağı büyük 15 ve 14 yaş var aramızda. Yani yaşamıyorlar artık maalesef kaybettik ikisinde. Babam Oya ve Ateş isimlerini koyuyor. Sonra ikinci evliliği annem annem Ali'ye hamile kaldığında dedem devreye giriyor. Ya bundan sonra diyor çocuklara diyor öyle abuk subuk isimler koyma. <laughs> Tabii büyük bir olasılıkla abuk subuk dememiştir ama <laughs> evet. Falan oya ateş falan yani böyle. Müslüman ismi koy diyor. Babam da dedeme çok saygılı. Peki diyor Ali'nin adı Hüseyin Ali. Benim adım Ahmet Aziz. Dedemin adı da alarak Üçüncü Aziz olarak doğuyorum ben. Fakat ilginç bir şey dedeme inat herhalde. Suman ismi olan Hüseyin Ali ile ben ateistiz. O rahmetli ikisi e, inançlıydı. Yani bir Allah inançları vardı. Öyle İslamiyet'in hiçbir kuralını yerine getirmiş e, iki kişi değildi. Abimin evdeki İslam tartışması, e, ablamla hiç yapmadık ama abimle tek tartışmamız hatta babamın yanında babamla üçümüzün yaptığı tartışma babamı babamı dinlemeden işte İslami şartlara göre gömmemiz üzerineydi. Tek tartışma buydu ama vasiyet öyle olmadığı için öyle yapmadık ayrı mesele. Son biraz daha. Yani biz, bizim evdeki tek İslam üzerine tartışma ateşlen benim aramda babamın gömülmesi üzerine yaşandı. Peki isim dediniz. isimler deyince Wikipedia'ya göre en azından Diyor ki e, sizin sülaleniz Topal Osmanoğlu diye geçiyormuş. Çünkü Giresun Şebin Karaysarlısınız aslen bildiğim kadarıyla. Babanız gerçi Heybeliada'da doğmuş. Gayet böyle hani İstanbullu aslında. Bu Topal Osmanoğlu ismini özellikle bilerek bilinçli bir tercih mi reddetmiş ya da almamış? Nedir oradaki olay? Bilmiyorum hiç haberim yok ilk defa duydum. Wikipedia'da İngilizcesinde okudum ben. Topal Osmanoğlu diyor. Ama bunu kullanmadı. Soy ismi kanunu çıkınca e, Mehmet Nusret onu aldı diyor. Yani öyle bir şey var Topal Osmanoğlu Aynen. Ben de şöyle düşünüyorum. olarak neslini alıyor. E, Topal Osmanoğluyla bilinçli bir red falan yok yani. Hiç duymadım. Ben ilk defa duyuyorum. Bana de... size yollayayım yayından sonra bulduğum Tamam. Bir Tamam size yollayacağım o zaman. Siz de tamam. bu vesileyle bilmediğiniz bir şey öğrenmiş oldunuz. Kendi ağızınızla evet. yanlışsa düzelt düzeltesin o zaman onu. Çok teşekkür ederim. Daha saatlerce Rica konuşabilirdik. Ederim. Yani bir sürü konu var. Konudan konuya biraz atlamış gibi olduk ama samimi bir sohbet oldu bence. Zaman teşekkür ayırdığınız ederim. için çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür de ederim. sabırları için, izledikleri için teşekkür ediyorum. Görüş ve yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler sağ olun.